İsmim Mithat, Evo Organizasyon ve Davet olarak 2 yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Tam anlamıyla da 12 senedir bu sektörün içerisindeyim. Önceden çalışanlık, şu an kendi firmamızı yönetiyoruz Allah'ın izniyle inşallah. Genel olarak millete hani daha doğru hizmet verebilmek için girdim ben bu sektöre. Biraz eksikliklerini görmüştüm. Geçen sene 2 aylık açılma sürecini saymazsak kısmi bir açılma yaşadık. Ortalama 470 gündür falan biz kapalıyız genel olarak. Bu kapanma sürecinde de büyük zorluklar yaşadık. Yani tek ben değil, bütün düğün salonu sahipleri ve organizasyon firmaları sahipleri. Çünkü bir gelir kaynağı kalmadı artık. Millet başka dallara yönelmeye başladı. Onun harici herkesin bir borçlu olan kısmı vardı. Yani herkes illaki bir borcu vardı. Bu borçlarda önceden vadeli çalıştırdık, vadeleri kısalttık. Hatta şu an içerisinde vadeli çalışan çok fazla insan yok bizim için. Herkes peşin para çalışmaya başlıyor. Kimsenin bir gelir kaynağı olmadığı için hani dediğim gibi millet farklı dallara yönelmeye başladı. Bu konularda çok sıkıntı yaşadık. Ama bundan sonraki kısım nasıl olur? Allah büyük. Şu an içerisinde zaten bir yoğunluk var. Herkes için geçerli. Bu süreç büyük ihtimalle hani tekrar bir kapanma olmadığı sürece bizim tahminimce kış ayını da yaza tekrar bağlayacak yani. Önümüzdeki sezona bağladık gibi gözüküyor şu an açısından. Kararı nasıl bulduk? Düğün salonları olarak düğün salonları nikah merasimi şeklinde ilerlemeye başladı. Biz organizasyon firmaları olarak hani kına nişan hala yapamıyoruz. Onu 1 Temmuz'dan sonra açılacağından bahsettiler ama gene bir kesim olarak şu şekilde bir ümidimiz var. Hani 15'inden sonra açılmanın bir kısmı tamamlandıktan sonra gene göz önüne alınabilir diye düşünüyoruz. Onun halinde şu an biz organizasyon firmaları olarak genel olarak yaptığımız şey düğün süsleme diyelim. Hani düğün organizasyonu yapmaya başladık biz. Düğün salon sahipleri de bu konuda şu şekilde hani herkesin en kötü 2-3 salon var şu an yani bir firmanın. Yani bunlar nişan kına yapamayınca hemen hemen gene işlerin %25'i açıldı diyebilirim. Genel kısımda gene bir sıkıntı var. Zaten şu an içerisinde yoğunluğumuz bizim Temmuz'dan sonrasına. Yani hemen hemen Kayseri'deki firmaların çoğu Temmuz'dan sonrasını yani Eylül, Ekim'e kadar doldurdu diyebilirim yani. Hemen hemen doldurdu hatta. Genel olarak kısımda da hani şu an içerisinde sadece nikah merasimi olarak ilerliyoruz. Ne kadar doğru ne kadar değil bilemiyorum artık ama hani nişan ve kına 1 Temmuz'dan sonrasında milletin ümidi yani 1 Temmuz'dan sonra artık tamamen açılsın, maskesiz, tertemiz bir eski yaşantımıza dönelim diye düşünüyoruz. Ümidimiz bu yönde. Bizim işimiz şu şekilde var. Düğün planlama hizmeti veriyoruz şu an. Bu kısımda işimiz var. Düğünleri nikah merasimi olarak ilerlettiğimiz için bu kısımdan devam edebiliyoruz ama düğün ve nişan yani bizim asıl işimiz zaten düğün ve nişandı. Düğün, nişan ve kınaydı ama şu an içerisinde kına ve nişan yapamıyoruz maalesef. 1 Temmuz'dan sonrasına dediler bizim için. Herhangi bir destek alamadık biz. Çünkü başvurularımız çıkmadı. Ben açıkçası çok da yapmadım. Üstüne düşmedim bu konunun. Ama destek alan firmalar var. Da çok fazla değil yani. Bu mesela Kayseri'de 100 firma varsa bunun 5 tanesi falan destek almıştır. Geri kalan kısım alamadı yani. Daha çok büyük firmalar destek alabildi. Herkes başvurusunu yaptı. Ama herhangi bir destek alamadık. Sadece mesela yanımızda sigortalı çalışanımız varsa onun maaşının bir kısmını ya böyle birkaç ay aldık. Ondan sonrasında yapılmadı yani herhangi bir destek. Temmuz ayı için beklentilerimi zaten şu an karşılıyoruz hemen hemen. Ortalama günde 5-6 organizasyon yazmaya başladık. Temmuz ayından sonrası için. Dediğim gibi Eylül-Ekim'e kadar doluluğumuz var yani. Karar anlamında açacaklar diye bekliyoruz biz açıkçası yani. Şimdi çünkü millet olarak birazcık bunalmış vaziyetteyiz. Yani bu artık son noktaya geliyor. Bu konuda hani açılma sürecine göre hareket edecekler ama 1 Temmuz'dan sonra açılacağına biz eminiz. Ne konuda? Çünkü bu adet artık birazcık adetlerimizden sonra soyutlanmış olduk. Hemen hemen biz 1,5 senedir biz organizasyon düğün kına tam anlamıyla yapılmıyor. Bizim tek ümidimiz yani düğün salonu sektörü ve organizasyon firmaları olarak ümidimiz 1 Temmuz'dan sonra açılması. Çünkü bizle beraber bu işin ekmeğini yiyen çok fazla firma var. Mobilyacısı var, gelinlikçisi var, damatçısı var. Ana temel buraya dayalı ama. Yani baş kol biziz. Bundan sonraki kısımda mobilyacısı geliyor, inşaatçısı geliyor. Ondan sonra berberi de geliyor. Gelinlikçisi geliyor, damatlıkçısı geliyor. Hepsi geliyor ama temel bize dayanıyor. Biz olunca, kapanınca onlar da isterseniz bayağı bir etkilendi bu konuda. Çok sektörde arkadaşlarımız var. Herkesin de dediği tek şey budur yani bizim için. Düğün salonu ve organizasyon firmaları bu döngünün başıdır yani. Biz o şekilde düşünüyoruz. O yüzden hani biz yıpranınca onlar da ister istemez yıprandı bizden dolayı yani. Benim eklemek istediğim tek şey inşallah 1 Temmuz'dan sonra normal hayatımıza dönmüş oluruz. Genel olarak da bu şekilde yani. Önceden mesela biz
salonları falan yapım oluyor. Ortalama bir salonun yapımı için 1,5-2 trilyon para harcıyoruz. Ya da süsleme eşyaları falan aldığımızda bayağı bir miktar para ödüyoruz. Ama önceden vadeli çalıştık mesela 6 ay, 7 ay, 8 aylık vadelerimiz olurdu. Şu an içerisinde mesela pandemi nedeninden dolayı kimseyle vadeli çalışamaz olduk. Çünkü millet hep tedirgin. Önceden dediğim gibi 6-7 aylık vadelerimiz şu an vadesiz şekilde peşin çalışmaya başladık. Bu konuda biraz sıkıntılarımız var. Ama inşallah 1 Temmuz'dan sonra düzelir diye umut ediyoruz bu konuda da.